Arkadaşlar bu videoda Nesimi'den bahsedeceğiz. Nesimi 14. yüzyıl divan şairidir. Hayat hakkında pek fazla bilgi yoktur. İyi bir medrese eğitimi almış. Genç yaşta tasavvuf yoluna girerek Hurufilik tarikatının kurucusu Fazlullah'a intisap etmiştir. Hurufilik harfin çoğulu olan huruftan türemiştir. Hurufilik kısaca Kur'an harflerinden ebced hesabı yoluyla yorumlar çıkarmaktır. Hurufiler insanı, dünyayı, kainatı harflerle açıklamaya çalışmışlardır. Nesimi, huruflik anlayışının en sadık isimlerinden biri olmuştur. Nesimi, Fazlullah'ın Timur tarafından öldürülmesinden sonra Azerbaycan'dan ayrılmış, 1. Murat döneminde Anadolu'ya gelmiştir. Fakat fikirlerinden dolayı hoş karşılanmamıştır. Anadolu'da fikirlerini yayacak ortam bulamayınca Halep'e gitmiştir. Nesimi, şairlik gücünü fikirlerini yaymak için kullanmıştır. Tanrı'nın insan yüzünde tecelli etmesi ve vücudun bütün organlarını harflerle izah gibi fikirleri sünni çevre tarafından tepkiyle karşılamıştır. Ayrıca hurifiler insanın yüzünün her iki yanında Allah yazısının olduğunu söylerler. Burun elif, burnun yanı lam elif, gözler ise he'dir. Bu şekilde yüzün her iki yanında Allah yazısı vardır demişlerdir. Halep uleması onun uluhiyet iddia ettiğini, görüşlerinin İslam'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva vermiştir. Bu fetva boynu vurulup derisi yüzülmek suretiyle uygulanmıştır. Nesimi, fikir, inanç ve heyecanlarını şiire dökmekten kendini alamamış, ateşli ve taşkın sözler söylemiş, fikirlerinden dolayı hayran olduğu Hallacı Mansur gibi canını feda etmekten kaçınmamıştır. Hallacı Mansur gibi dramatik bir biçimde öldürülmesinden dolayı ikinci Mansur olarak anılmıştır. Nesimi birçok şiirinde başta Hazreti Ali olmak üzere imamları övmüştür. Bundan dolayı özellikle Alevi ve Bektaşi çevrelerinde yoğun ilgi görmüştür. Dil yönüyle Azeri sahasına yakın olan Nesimi, Anadolu'da da divan şiirinin önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Lirik, samimi ve coşkun bir üslubu vardır. Tasavvuf ve hurufilik terimleri bir tarafa bırakılırsa dili halk diline çok yaklaşır. Kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Nesimi özellikle tuyularıyla tanınır. Türk edebiyatında tuyu nazım biçiminin üç büyük temsilcisi vardır. Birincisi Kadı Burhanettin, ikincisi Nesimi, üçüncüsü ise Alişir Nevai'dir. Nesimi'nin şiirleri divanında toplanmıştır.